Neden? Çünkü elbiseyi diktirmek istedim. Gerçekten müstakbel kayınvalidemle ilk görüşmeye giderken böyle bir elbise tercih ederdim. Arkadaşların bu durumdan memnun mu? Olduklarını düşünmüyorum. Bir onlara soralım. Serdar Bey, ben sormadım çünkü fikirlerini. Memnun musunuz? Yapsın. Biz memnunuz. Aynen. O biz kadar başarılı yok ki ben de çok memnunum. Aa! Hayret, iltifat etti. Çok Gal. Başarılı. Ha, iltifat etmedi. İğneledi. Bence de. Ama artık her dakika, ben mesela benim şiş bu sıkıntı değil ama biz kuliste de Serdar'la, Yasemin'le, evet, Uğurkan abi hep beraber konuştuk. Tasarım tabii ki yapalım. Çünkü bu yarışmanın kuralı. Ama bunu artık her güne dökmeye başladın sen. Tekrara düşün. Yani her gün siyah giymek gibi bir şey. Ki siyah giymek de, aynen, beni rahatsız eden bir durum değildir. Her gün dikmen de beni rahatsız etmiyor. Ama bu artık hani bir yarışmadasın ve biz kendi ortak fikrimiz. Bak, beni rahatsız etmiyor. Ama ortak konuştuğumuz zaman hem izleyicimiz hem gelen tepkiler. Burada biz gerçekten bu durumu biraz dedik ki hani abartıyorsun. Yani güzel şeyler çıkartıyor musun? Evet. Ama bu güzel şeyleri çıkartırken her güne düşüp kendini tekrar düşürmen olmuyor. Yani. Bu hafta ikinci galiba. Önemli değil. Sen sürekli bunu yapıyorsun. Sürekli. En çok ve bunu tekrara düşerek. Tamam. Seni artık burada kombin yaparken bir yarışmacı olarak kombini nasıl yaptığını görmek istiyoruz. Tamam. Tamam. 5 puan verince hocam siz gaza geldi. Ben buraya kombinle de geldim ve geldiğim kombinlerden de 5 puan aldığım oldu. Sadece tasarımlardan değil. Esra'cığım, sen zaten başarılı bir yarışmacısın ve puanların yüksek. Bu yarışmadan şampiyon olarak çıkarsam bile ben hiç şaşırmam. Sen de, çünkü öyle bir hırs ve istikrar var. Var, sende var. Doğru mu? Evet, doğru, evet. Var. Yani her şeyi bekliyorum senden. Yarın burada elenebilirsin. Bu sezon şampiyon da olabilirsin. Hepiniz için aynı şey geçerli, evet, tabii ki. Bu Esra için değil. Ama sende böyle bir hırs var yani. Bu beni biraz korkutuyor açıkçası. Esra'cığım, şimdi tabii ki hazır bir elbise de olsa diktirsen de biz hepimiz, ben hataları görüyorum. Yani yakan, etek ucun, kol ağzın, şu koltuk altından sonra. Evet. Genel olarak bu renk sana çok yakışmış. Mesela düğmelerin mat ama çantan ve ayakkabın olmayacak derecede parlak. Mat olmasını tercih ederdim. Küpelerin var mı? Küpelerim yok. Yüzük ve kolye kullandım. Yüzüklerine bakabilir miyim? Okey. Bir de sanırım ayak tırnakların nüt mü? Pembe mi? Pembe. Ben bu renkte nüt tercih ederdim. O nedenle kalıcı öjeyi önermiyorum. Teşekkür ederim. Esra'cığım. Merhaba. Kombinine geçeceğim. Gamze senin terliklerini mi giydi? Terliklerimi, evet, giyinmiş. Yani şöyle bir durum yaşandı. Terliklerimi giyinmiş ve altındaki ismi karalayıp kendi kafasına göre Gamze yazmış. Ben de terliklerimi... Sen şaka yapıyorsun. Yok, ciddiyim Gülşah'ım. Yani nasıl başka... yani senin terliğinin terliğimi altında almış, senin adın giyinmiş, yazıyor. Sonra çekim odasına gidiyor. Gerçekten orada... bunu yaptın mı? Kendi kendine de gelin güvey olmak deyince bence sen... Ya gerçekten şaka gibisin. Ben mi? Şöyle oldu. Yukarıda bir tane daha konuşman terlik var. Bitmedi ki, anlatmaya başladın. Hadi hocam Gülşen'im, sıra sıra konuş. Ben aşağıda terzideydim. Yukarı giyinmeye çıktım hazırlanmak için. Terliklerim yoktu. Tahmin ettim. Direkt gidip Gamze'ye sordum. Gamze, o ayağındaki terliğin altına baktın yok, mı? Yok, verdim ben de çünkü ne seni tahmin dedim. Etmedin çünkü sen. Çünkü burada ikimizin ayak numarası ve bedenleri birbiriyle uyuşuyor. Sorduğumda bana dedi ki, evet, Gamze yazıyor. Ben dedim ki, çıkarken baktın mı? Evet, baktım dedi. Bir gösterir misin dedim. Bir baktım, ismi karalayıp altına Gamze yazmış kendi o kafasına göre. O terlik burada mı? Evet, burada. Terliği bir getirsinler, settekiler, rica ediyorum. Ben konuşabilir miyim? Geliyor. Sonrasında ben de Gamze'ye dedim ki, o terlikler benim terliklerim. Verir misin terliklerimi? Dedi ki, hayır, veremem. Gel al. Benim terliklerim bu. Hayır. Ben öyle giyiniyorum. Olmadı. Bağırma bak, aynı bu şekilde bağırdın yukarıda da. Sen bak, ben canım benim. Şunu önce bir öğren. Sen bana nasıl davranırsan
Ben de sana karşılığında öyle davranırım. Sen böyle yaptın. Geldin yanıma, tık 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 yürüdün. Bana sarmak için yer arıyorsun adeta. Oysa ki ben burada seninle... Sana neden sarmak için yer arayayım? Dün eve giderken terliğin sen bana altında, sardın. Terliğin altında Nihan yazıyor. Ben o terliği en az 3 kere 4 kere giydim. Karaladım Nihan'ı, belli olsun diye Gamze yazdım. Sonra evet, Çağla bir söyle. Bir dakika, Çağla çok heyecanlı bir şey söyleyecek evet. Bence. Çünkü ben birebir oradaydım. Bu olay aslında dün yaşandı. Biz hazırlanırken ikisi hani terliğimiz yok muhabbetine gelince yapımdan bir arkadaşımız geldi. Esra'ya dedi ki Nihan'ın terliklerini sen giy, hani senin olsun. Hatta dün Gamze'yi ben terzide de gördüm. Hani kendi terlikleri, o tasarım terlikleri var ya, onlarla dolaştık çünkü. Yani terliği yoktu. Ve bizim makyaj masalarımız yan yana, hani yapımdaki arkadaşımız artık Nihan'ın terliklerini sen giy dediğinde duydu. Hatta ben ne giyeceğim dedi. Yani biliyordu. Ama zaten belli ki konu sana terlik ne? Falan bahane. Evet, sana senin Gamze'nin bir dün akşam mesajlaşma grubuna da attığı bir mesaj var. Sen belli ki bir problem var yani bu terlik falan bugün üzerine bahane hocam, olmuş. Ben bu terlik muhabbetin değil de bu sizin söylediğiniz. Ben tek konuya değinmek istiyorum çünkü konuş, boş konuşacak. Konuş göster kendini konuş. Esra şöyle gel biraz da ne olur ne olmaz. Şöyle dün Gamze servisteyken hepimizin ekli olduğu bir gruba mesaj gönderiyor. İnanamıyorum Esra'nın üzerindeki basak o berbat ötesi. Kombin yüksek puan aldı. Ben nasıl böyle bir puan alabilirim? Eve gidip tekrardan ağlayacağım bunun için tarzında bir mesaj gönderdi. Dün Esra ne giymişti Yasemin? Hatırlıyor musun Gamze ne giymişti? Esra Londra moda haftasında yürüyordu. Bir mankendi yeşil neon. Ve beyaz saçlar ve hafif renkli, kül rengi bir şey evet, vardı. Evet, ben beğenmedim, evet. Şimdi Gamze bunu durup dururken yazdı. Ben de şöyle düşünüyorum. Yani burada benim seninle bir problemim yok. Senin benimle bir problemin var. Eğer puanlamayı buradaki kızlar yapsaydı Gamze'ye hak verip derdim ki evet bizim seninle bir problemimiz var ya da kızların bir problemi var. Puanlamaları onlar yapıyor bu şekilde. Haksızlık olduğunu düşünebilirsin ya da bu yorumu yapabilirsin. Ancak puanlamayı karşındaki 4 tane jüri üyesi yapıyor. Hesap soracaksan buyur. Yani kızgın olduğun konu kesilen puanların mı? Kendini şöyle, mi? Şöyle şimdi o çok terlik olayı senin çok puanın terlik o yüzden olayının... bir şey konuşuyorum Gamze. Hı hı. Senin puanın bu yüzden düştü. Tamam. Buradan bir şekilde puanların saygısızlığın sebebiyle 2 jüri üyemizden kesildi. Yani puanlara kızgınlığın bu mu? Puanlara kızgınlığım tabii ki de şimdi bu ben bir bireyim ve neyi burada bir birey olarak kendimce fikirlerimi tabii ki lütfen sunuyorum. Daha açıklayıcı ol. Evet. Sana bu şansı veriyoruz şu an. Ben geldiğimden beri 5-5 puan almadım. Bu benim belki başarısızlığım. Saygı duyuyorum. Elimden geleni yapmaya çalıştığım yerde aldığım puanlar beni üzdü. Dün de bana göre yani ben sosyal medyada anket yapacağım bunun için. Onun o tulumuyla benim giydiğim kıyafet arasında bana göre fark vardı. Ben ondan bize iyi görünüyordum. Bize hak. Ben de iki kızlar son yüzünden aldım o kızlar son Gamze. Ben sana kaç verdim? Bir verdiniz. Sana bir verdim. Çünkü evet. Gerçekten berbattın kombinin. Niye berbattın? Çünkü sen öyle Londra'da olamazsın. Sen Londra moda haftasındayın. Sen kendine ayrı bir konsept yaratmışsın. Bir İngiliz kadının şıklığını beklerdim ben sende. Öyle bir şey benim için zaten olamaz. Sen onun için bir aldın. Sen 3 aldın benden. Nasıl ki yaptığınız tasarımlarda bir şey yaptığınız zaman nasıl ki kanaat notu veriyorsak ki ben burada ne olursa olsun herkes bilir sezonlar boyunca sonuna kadar demek ki kanaat diye bir şey yapıyoruz biz burada. Yani hem o yaptıkları performanslarından ve de aynı şekilde tavırlarınızdan da siz çok acayipsiniz yani. Bizim diğer kızlar böyle değildi. Biz burada Yasemin seninle konuşurken orada o Hülya'ya, Hülya aleyhine ona yani neyse birbirinize laf yetiştiriyorsunuz. Ben böyle bir şey görmedim. Onun için de hele ki benim puanımı yargılıyorsunuz, sorguluyorsanız eğer ki yaptırtmam. Buradan biri alırsın gidersin. Sen dün evet iyiydin. Sen 3 aldın benden. Ama o saygısızlığına karşılığında alacağın puanın 1'di tabii ki. Ve bunu yapacağım hepinize.